Selamun aleyküm değerli dostlar. Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Evet, bugünkü durağımız Osmanlı'nın en büyük hanedan külliyesi. Yine aynı şekilde dünyadaki en büyük 3 külliyeden biri olarak kabul gören Muradiye Külliyesi'nin bakın hemen bahçesinin önündeyiz. Tabi Muradiye Külliyesi çok fazla detaya ve ayrıntıya ve çok fazla tarihi hikaye sahip bir yer. Biz bugün daha çok konseptimiz, videodaki konseptimiz ana hatlarıyla Muradiye Külliyesi'ne nereler gezilir, nasıl bir rota izlenir bunu hep birlikte keşfe çıkacağız. Ama ilerleyen videolarımızda inşallah sizler de göreceksiniz, takip edenler. Her bir noktası için ve her bir detayı için ayrı özel çekimler yapacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş hep beraber keşfe çıkalım. Evet, külliye kelimesi son dönemde özellikle çok fazla hepimizin hafızasında yer etmiş bir kelime. Özellikle haberlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili hemen hemen her gün bir haber duyuyoruz. Külliye kelime olarak ne anlama geliyor? Sözlük anlamına baktığımızda değerli dostlar, hepsi bir arada eserler topluluğu demek. Ama tabii ki Osmanlı'daki külliye mantığı, daha çok cami, yani ibadet alanı, merkez alan, sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş tam teşekküllü yaşam alanları oluyor. Ve bu anlamda tabii ki külliyeler en iyi nerede görebiliriz, hangi şehirde bunlara ziyaret edebiliriz derseniz tabii ki alternatif olarak Bursa karşımıza çıkıyor. Çünkü 6 tane padişaha ev sahipliği yapan, yine aynı şekilde Osmanlı'nın ilk 5 külliyesini barındıran Bursa en güzel örnekleri sizlere sunuyor. Tabii bugün ziyaret edeceğimiz külliye bu 5 külliyenin en sonuncusu. Yani Bursa'da inşa edilen en sonuncu külliye değerli dostlar. Hatta bu anlamda da en gelişmiş modeli örneği diyebiliriz. Şimdi külliyeye ilk olarak nereden başlamanız gerekiyor? İlk ziyaret edeceğiniz nokta neresi? Oraya doğru hep beraber hareket edeceğiz. Burası, yani Muradiye Külliyesi nerede inşa edilmiş? Bursa'ya gelen dostlarımız ve Bursalı dostlarımız için bu bilgiyi aktaralım. Eski Bursa olarak atfedilen, yani Kaleiçi veya Hisariçi olarak bahsedilen Bursalıların tophane bölgesi olarak bildiği noktayla hemen çekirgede 1. Murat, yani ilk şehit padişahımız 1. Murat tarafından yaptırılmış olan Hüdavendigâr Külliyesi'nin tam orta noktasında bulunuyor. Yani bir tarafınız tophane, bir tarafınız çekirge, tam orta nokta Muradiye Külliyesi. Şimdi külliye başlangıç noktasına doğru gidiyoruz. Evet, şimdi hemen değerli dostlar, karşımda elimle işaret ettiğim nokta külliyenin ilk unsurlarından, mimari yapılarından biri Muradiye Hamamı aslında. Bakın hemen size karşımda duruyor. Normalde tabii ki birazdan ziyaret edeceğiz, külliyedeki o türbe topluluklarıyla beraber aynı yapı içindeydi. Bakın yoğun bir trafiği olan aradaki bu Kaplıca Caddesi'nin açılmasıyla beraber külliyenin sanki karşısındaymış gibi duruyor şu an, ama aslında ilk yapıldığı an itibariyle külliyle bütünleşik bir yapı Muradiye Hamamı. Tabii şu an hamam olarak kullanılmıyor, daha çok resmi bir yapı ya da resmi bir ofis olarak kullanılıyor diyelim. Tabii Muradiye gelenler, bakın ilk önce Muradiye Külliyesi'ne kadar gelmişken İlk nereye gitsinler derseniz, hemen bakın şu karşıda gördüğünüz yolun devamında yaklaşık 150-200 metre ilerisinde Hamza Bey Külliyesi var arkadaşlar. Hamza Bey kimdir? Hamza Bey İstanbul'un fethinde gemileri karadan yürüten komutandır. Fatih'in önemli devlet adamlarından ve en önemli çıkan komutanlarından biridir. Onun külliyesini mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Hemen bakın bu yoldan Kaplıca Caddesi'ne, yani Muradiye Hamamı'nı sağ tarafınıza alıp biraz yukarı doğru yürüdüğünüzde hemen karşınıza yine çok önemli bir isim gelecek değerli dostlar. Karşı duran Süleyman Paşa. Yani karşı duran Süleyman Paşa kimdir? İstanbul'un fethinde Ulubatlı Hasan'la beraber kaleye ilk çıkan ekipten biridir.
karşı duran Süleyman Paşa. Bu anlamda kendisini de ziyaret ederseniz yine bakın külliyenin içindeki yapılardan biriydi normal şartlarda. Yine caddenin girmesiyle karşı tarafta kalıyor. Hemen yukarısında, değerli dostlar, hemen yukarısında karşı duran Süleyman Paşa'yı ziyaret ettikten sonra ilk harir yani ipek fabrikası olan Fabrika-i Hümayun var. Şu an Faruk Sarraç Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılıyor. Orayı da mutlaka ziyaret edin. Hemen yan tarafındaysa yine Romangal Fabrikası, yani bir Fransız tüccar tarafından açılmış Romangal Fabrikası var. Orayı da ziyaret edin. Şimdi biz devam ediyoruz. Bakın hemen şurada Muradiye İlkokulu var. Bakın hemen şöyle biraz daha yaklaşık. Muradiye İlkokulu. Burası külliyenin aslında ilk Sibyan Mektebi. Yani şöyle bakarsanız 2. Murat döneminden beri asıl işlevini koruyan bir yer. O dönem Sibyan Mektebi'ydi. Şimdi ilkokul olarak kullanılıyor. Tabii buranın çok enteresan bir mimari yapısı var. Sanki bir cami inşa eder gibi ters T planlı yapılmış bir ilkokul. Yine devam edelim. Karşımızın içi şöyle bakalım. Evet, şu an bakın yürüdüğümüz sokak duayen tarihçi Halil İnancı'nın ismiyle anılan Halil İnancı sokağı arkadaşlar. Evet, külliyenin hemen bakın giriş kısmında görüyorsunuz UNESCO Dünya Mirası'na girdiğine dair bir anıt var. Biliyorsunuz Bursa UNESCO Dünya Mirası'na giren 7 noktasıyla çokça ön plana çıkan bir yer. 5 tane Padişah Sultan Külliyesi. Yine bakın bu UNESCO Dünya Mirası Bursa'da yaşayan Osmanlı Köyü Cumalıkızık'la beraber başlamıştı. İşte bakın Muradiye Külliyesi gibi, Hüdavendigâr Külliyesi gibi, Yeşil ve Yıldırım, Bayezid Ağa Külliyeler, Orhan Camii Külliyesi gibi külliyelerle beraber ve yine eski Hisar, Tophane bölgesi, Osman Gazi, Orhan Gazi türbelerinin olduğu alanla beraber birçok nokta Bursa'da UNESCO'nun dünya mirasına alındı. Bu anlamda tabi Muradiye diğer külliyelerle beraber en son külliye olması ve birçok yönüyle, tarihi yönüyle diğerlerinden biraz daha ayrıcalıklı bir yere sahip. Buraya gelmişken de mutlaka bu noktadan UNESCO mirasını andıran anıtta bir hatıra fotoğrafı çektirmeden de ayrılmayın diyoruz. Bakın hemen karşınızda gördüğünüz bina. Hemen bakın şurada aşağıda kahverengi olan. Bakın şöyle tarihi bina. Kahverengi. Bakın görüyorsunuz. Kahverengi bina. İşte bakın o bina değerli dostlar normalde halk arasında Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu ev olarak biliniyor. Fakat tabi bu gerçeği yansıtmıyor. Orası arkadaşlar Osmanlı Evi Müzesi. 17. yüzyıldan kalma çok değerli bir müze. Çok değerli bir ev. O dönemki yaşantıyı birebir yansıtması hasebiyle de mutlaka ziyaret etmenizi önereceğimiz yerlerden biri. Yine bakın bu Halil İnancık sokaktan düz aşağı indiğinizde hemen sokağın başında kalan yerde şu an Ulu Umay. Bakın Ulu Umay Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi var. Bakın burada tabelaları var zaten. Hemen bakın 17. yüzyıl Osmanlı Evi Müzesi ve Ulu Umay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi. Tabi burayı da mutlaka ziyaret edin ama buranın aslen Fatih'in sohbet hocası ve aynı zamanda veziri ve bir anlamda da hayat dostu diyebileceği şair Ahmet Paşa'nın medresesi olduğu bilgisini de buradan size verelim. Bursa Ovası'na hakim bir medrese, mutlaka ziyaret edin. Bakın yine burada aslında Muradiye'nin önemli noktalarından biri olan Muradiye Medresesi var. Bakın hemen görüyorsunuz medresenin tarihiyle ilgili bilgi hemen burada var. Tabii şu an bu medrese belediye tarafından restore edildi ve Kur'an ve el yazmaları müzesine çevrildi. Tabii bahsettiğimiz gibi bu noktalarla ilgili tek tek özel çekimler yapacağız. Ama şimdi genel hatlarıyla buraya gelmişken neleri gezmeniz gerekiyor bunlardan kısaca bahsediyoruz. Bakın yine çok güzel Manolya, çınar ve servi ağaçlarıyla beraber çok güzel bir esenlik var burada. Yani buraya gelen dostlarımızın buranın bahçesindeki bu mistik havayı koklayabileceklerini şimdiden garanti edebiliriz. Evet, şimdi biz Muradiye'nin ana, külliyenin ana binalarına doğru ilerliyoruz. Evet, bakın tekrardan Sultan Türbeleri yazan giriş noktasına geldik. 2. Murat, Osmanlı 6. Padişahı 2. Murat tarafından yaptırılmış olan
mutasavvıf, tasavvuf ehli paşa 2. Murat tarafından yaptırılmış olan 1425 ve 1426 yıllarında Bursa'daki son külliye ve en gelişmiş külliye örneği Muradiye Külliyesi'nin bakın mistik atmosferine giriş yaptık şu an değerli dostlar. Yani şunu bakın çok net söyleyebiliriz. Burayla ilgili birçok şairin ve birçok yazarın çok güzel notları var. Bakın Ahmet Hamdi Tanpınar burayı sabrın acı meyvesi olarak betimler. Yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu Muradiye Külliyesi ile ilgili şöyle bir şey der. Ölüm yalnızca Muradiye'de korkunç değildir der. Bakın hakikaten buraya girer girmez siz böyle uhrevi bir hava, böyle manevi ve huzur dolu bir hava sizi kaplıyor. Adeta bakın burada yatanlar gibi, bakın mezarda yatanlar gibi böyle bir kenara bir kıyıya kırılasınız geliyor. Yani burayı, Bursa'yı ziyaret eden ve Bursa'da oturan değerli takipçilerimizin mutlaka ama mutlaka çok detaylı bir şekilde ziyaret etmelerini, tarihi süreçlerini anlayarak ziyaret etmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Bakın hemen Muradiye Külliyesi'ne giriş yaptığınızda, Türbeler Topluluğu'na giriş yaptığınızda sağ taraftaki mezarlar burada tarih boyunca hizmet etmiş imamlar, muvakkitler, müezzinler ve onların aileleri burada yatıyor veya buraya bağışta bulunmuş kişiler burada yatıyor. Bakın hemen Türbeler Topluluğu'na doğru geçtiğimizde şu detayı da verelim. Burada içeride 12 tane türbe var ama az önce de bahsetmiştik. Karşı duran Süleyman Paşa, Ulubatlı Hasan'la beraber Fethiye, İstanbul fethinde kaleye ilk çıkanlardan biri olan karşı duran Süleyman Paşa ile beraber burada toplamda 13 türbe var. Ama şu anki haliyle külliyenin içinde 12 tane türbe bulunmakta. Bakın ilk türbe, ziyaret edeceğiniz türbe Şehzade Ahmet Türbesi ki Şehzade Ahmet'le ilgili özel bir çekim de yapacağız. Yavuz'un abisidir. Yani adeta taht işi, baht işi sözünün hayat bulmuş halidir. 1511 yılına kadar tahtı hak eden Şehzade Ahmet'ken işte bakın bir şah kulu isyanında gösterdiği kötü performanstan veya askerlere yaptığı hal ve hareketlerden dolayı tahtı kardeşi Yavuz'a kaptıracak. Bir yıl sonra 1512 yılında Yavuz Sultan Selim sultan olacak. Evet, Şehzade Ahmet'le başlayıp bakın tabii ki türbenin banisi 2. Murat, Fatih'in babası 2. Murat'la beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii çok muhteşem bakın kalem işçiliği ve süslemelerle bezeli bir girişi var. Ama tabii bu Fatih tarafından babasına hediye olarak yaptırılmış ama aslında türbenin içini ziyaret ettiğinizde değerli dostlar şunu göreceksiniz. Osmanlı'nın en sade türbesi. Yine dedi bakın bahsettiğim gibi her buradaki bulunan türbe ve detayla ilgili ayrı özel çekimler yapacağız. Bakın şu an manolya ağaçlarının arasından geçiyoruz. Çok harika bir esenlik var burada. Tabii ikinci durağınız arkadaşlar hemen bu bölgeden geldiğiniz gibi 2. Murat Fatih'in babası. Şu bilgiyi de verelim. Bakın Fatih'in kendisi hariç tüm akrabaları burada yatıyor. Yani burası bir nevi Fatih Sultan Mehmet'in aile kabristanlığı gibi bir hüviyete de sahip. Bakın yine Fatih'in oğlu Cem Sultan çok meşhurdur. Osmanlı'nın en hazinli hikayesine ve en serüven dolu hikayesine sahip. Şehzade Cem Sultan burayı da ziyaret edin. Bakın hemen Gülru Hatun Türbesi, Şirin Hatun Türbesi ve hemen yanında Fatih'in ebesi Ebe Gülbahar Hatun. Tabi hanedan üyesi olmayıp da burada mezarı olan bir zat. Bununla da ilgili detaylı çekimi yapacağız. Hemen bakın yan tarafta Şehzade Mahmut ve devam ediyoruz. Bakın Şehzade Mahmut'u da ziyaret ettikten sonra Mükrime Hatun ve Gülşe Hatun türbeleri bakın sizleri karşılıyor. Hemen onları da ziyaret ettikten sonra özellikle bir diziyle beraber herkesin merakını çeken ve araştırmasına sebep olan bir tarihi, Osmanlı tarihi açısından da hala gizemini koruyan çok önemli bir şehzade. Evet, Şehzade Mustafa'nın bakın türbesinin önündeyiz. Tüm bilinmeyenleriyle Şehzade Mustafa'yı anlatacağız. Fakat buraya bakın bu bahsettiğimiz rotayla ve bahsettiğimiz sıralamayla ziyaret ettikten sonra Şehzade Mustafa'yı da mutlaka görün. Yine Osmanlı'nın en güzel türbe örneklerinden biri. Yine bakın burası değerli dostlar Osmanlı'nın mezar taşları sergi alanı. Yani buradaki mezar taşları tabii ki burada yatan mezarlara ait değil. 15. yüzyılın ortalarından
20. yüzyılın başlarına kadar Bursa'nın çeşitli yerlerinde bulunan mezar taşlarının toparlanıp, tabii ki şehirleşmeyle beraber yok olmaya yüz tutmuş mezar taşlarının ve mezar taşı başlıklarının toplanıp burada sergilendiği Türkiye'deki tek örneği mezar taşları sergi alanı. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Mısri dergahının, normalde Bursa'da olan Mısri dergahı yıkılınca oradaki mezar taşları buraya alınmış. Yine bakın Süleyman Çelebi, Mevlüt yazarın asıl mezar taşı ve mezar başlığı yine burada bulunuyor. Yine aynı şekilde Hacivat ve Karagöz'ün ilk sergileyen Şeyh Küşleri'ye ait olan mezar taşı da yine burada. Bakın burada önce mezar taşı başlıklarıyla başlıyoruz. Tabi görüyorsunuz, bakın Osmanlı mezar taşı başlıklarından ölen kişinin kim olduğu, hatta hayattayken de taktığı başındaki serpuşundan kim olduğu, hangisi yaptığı anlaşılırdı. Bakın mesela şu örnekte gördüğünüz bir bayana ait bir mezar taşı. Yine ona göre alimse alimlere uygun bir serpuş. Ticaret erbabı ise ona göre bir serpuş takıyordu. İşte bakın burada mezar taşı örnekleri. Hemen bakın şurada görüyorsunuz. Mısri dergahından bağlı müritlerden oluşan bir mezarlık. Asıl mezarlık işte bakın sadece şu kısımda bulunuyor. Diğerleri ise tamamen Bursa'nın farklı yerlerinden alınmış şahide ve mezar taşları örnekleri değerli dostlar. Bakın şöyle gösterirsek daha iyi anlayacaksınız. Evet, bu yolla devam edersek değerli dostlar, bakın size burada Şeyh Küşleri görüyorsunuz. Kabrinin kitabesi var burada. Yani ilk Hacivat ve Karagöz oyunu sergileyen kişi. Bakın hemen şöyle bu istikamette devam ettiğinizde hemen sizi çok büyük boyutta küpler karşılayacak. Bakın şöyle görüyorsunuz. Birçok buraya gelen ziyaretçilerimizin de merak ettiği noktalardan biri bu küpler ne işe yarıyor. Bunlardan da birazdan bahsedeceğiz. Bakın hemen karşıda Fatih'in annesi Hüma Hatun yatıyor. Bahsettiğim gibi Hüma Hatun'la ilgili de çok özel bir videomuz yakında yayınlanacak. Evet, bu küpler ne işe yarıyor? Bakın tabii ki külliyenin içinde birçok unsur var. Biliyorsunuz külliye padişahların en prestijli eserleri, külliyeler. İçinde işte cami, medrese, Darüşşifa, imaret yani aşevi gibi yerler oluyor. İşte bakın o aşevlerinde o dönemin buzdolabı görevi görüyor bu büyük küpler değerli dostlar. Evet, şimdi bakın hemen burada devam ediyoruz. Hemen bakın cami tarafına geçtik. Caminin hemen sol tarafındayız. Bakın burada çok önemli, Osmanlı'daki sosyal yaşantıyı en iyi yansıtan geleneklerden biri bir sadaka taşı örneği var. Yani veren el alan eli görmüyor, alan el veren eli bilmiyor. Bu da çok önemli, Osmanlı'yı 620 yıl ayakta tutan geleneklerden biri değerli dostlar. Evet, şimdi hemen bu istikamette külliye ziyaretimizi bitirip bakın hemen camiye doğru bir geçiş yapacağız. Videomuzun birçok noktasında da bahsettiğimiz gibi bütün unsurları, bütün mimari unsurlarla ve türbelerle ilgili ayrı videolarımız olacak. Ama bakın hemen en son cami, bakın görüyorsunuz cami burada. Cami ziyaretiyle Muradiye Külliyesi turunuzu, hemen karşıda caminin yan tarafında da imareti var. İmareti de ziyaret ederek turunuzu sonlandırabilirsiniz. Tabii Muradiye gelmişken Muradiye'nin tarih kokan sokaklarında da bir tur atmadan programınızı bitirmeyin diye tavsiye ediyoruz değerli dostlar. Evet. Allah'a emanet olun. Selametle.